Ve ben de bugün doğum günü olması hasebiyle Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın doğum gününü kutluyorum. Allah sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin ve milletimizin de onun kadri kıymetini bilmesini nasip eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, bundan 18 sene öncesine giderek bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. O gün hatırlarsınız, yani yaşı tabii 25-30 olan ve üzeri olanlar daha iyi hatırlar. Saddam Kuveyt'e doğru bir harekata başlamıştı ve Kuveyt'e girişiyle birlikte de o bölgede ciddi sıcak bir çatışma alanı olmuştu. Tam o dönemde işte Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in çok önemli bir açıklaması oldu. Televizyon ekranında ve yazılı basında bu yer aldı ve göreceksiniz dedi, bu harekette hedef Türkiye'dir. Yani her ne kadar Saddam güneye doğru, Kuveyt'e doğru hareket ediyorsa da bu hareketin hedefi Türkiye'dir. Önce Irak'ı bölecekler, sonra asıl hedef Türkiye'dir, Türkiye'yi bölecekler demişti. Ve bu söz çok anlamlı, çok önemli bir sözdü. Bunu millet olarak biz duyduk, siyasilerimiz duydu. Fakat kale almadık, önemsemedik. Ama bugün konuştuğumuz şeyler, yaşadığımız olaylar ve içine girdiğimiz sıcak çatışmalar Türkiye'nin hedef haline geldiğini ve Batı tarafından şart meselesi olarak tanımlanan çerçevede hedefe oturtulduğunu açıkça bize gösteriyor. Bakın bugün Irak işgalinden sonra Suriye'de yaşanan olaylar bunu gösteriyor. Ve biz şunu görüyoruz, artık Kürdistan bir kılıf, hedef büyük İsrail devleti. Yani Kürdistan bahane, İsrail şahane gibi bir manzara var karşımızda. Büyük Ortodoks projesi ekseninde. Bu çerçevede İsrail'in açıklamalarına, Amerika'nın açıklamalarına bakıldığı zaman bu olayın arkasında gizlice değil artık, aşikar bir şekilde, apaçık bir şekilde durduklarını görüyoruz. Yani örneğin İsrail'in yetkililerinin, Savunma Bakanı'nın, yardımcısının, diğer bakanların açıklamalarına bakıyorsunuz İran'la ilgili olarak bu çerçevede. Suriye ile ilgili açıklamaları ve yaptıkları Golan Tepelerinde zaman zaman yaptıkları saldırılar bu çerçevede. Kuzey Irak ile ilgili, yani Barzani bölgesiyle ilgili olarak yaptıkları ve açıklamaları bu çerçevede. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ise çok açık, işte net bir şekilde en yetkili ağızlardan 4000 tırın üzerinde bir silahı YPG, PYD'ye verdiklerini söylüyorlar ve orada bir ordu, sınır ordusu kuracaklarını açıklıyorlar. Bütün bu gelişmeler, ki Amerika'nın burada bir hedefi daha var. Yani bu iklim değişikliği nedeniyle kendine bir vatan arıyor. O aradığı vatan da tam tamına bu Orta Doğu coğrafyasında Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den alınacak bir toprak parçasında ve bugün Suriye'de bir butik devlet kurma hedefleri var. Bunu açıklıyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, işin bu tarafı çok önemli. Yani Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in 18 sene önce ifade ettiği Türkiye hedeftir noktasına bugün maalesef ülkemiz gelmiştir ve bu nokta tam da bu noktada durmaktadır. Bir başka hatırlatmayı yine ben hatırlatacağım size. 2010 yılı 12 Eylül'ünde bir referanduma gitti Türkiye. Yani bu Nisan referandumundan önce 2010'da bir referandum var. Tam 8 sene önce. O zaman da şunu söylüyordu. Referandumdan evet çıkması halinde ülkemiz demokratik krallıkla yönetilecektir. Şimdi yani bir referandum yoluyla birlikte Türkiye tam da bir krala, demokratik krala sahip haline gelmiş oldu. Demokratik yolla ülkeyi bölünmeye götürecekler. Üniter yapıyı zaten istemiyorlar. Başkanlık sistemini getirecekler ve bunu da seçilmiş milletvekilleri eliyle, yani meclis yoluyla yapacaklar dedi ve bugün gerçekten mecliste tamamen seçilmiş milletvekilleri eliyle biz bir başkanlık sistemine hızlıca gidiyoruz değerli kardeşlerim. Peki Haydar Baş Bey bir de şunu söyledi. Türkiye zifiri bir karanlık döneme giriyor. Tam da bu dönemin içerisindeyiz ve bu tünelde, zifiri karanlık tünelde yürümeye devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün Afrin'de yapılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine Mehmetçi'ye Allah güç kuvvet versin, burunlarını kanatmasın, inşallah sağ salim evlerine dönsünler. Temennimiz, duamız budur. Peki bizim
bu mücadelemiz PKK, PYD ile olan mücadelemiz zaten 30-40 yıldır süren bir mücadele. Biz yeni bir şeyin içerisinde değiliz. Evet, Operasyon Suriye topraklarımız dışında yapılıyor ama biz zaten 30-40 yıldır bu mücadeleyi yapa yapa geliyoruz. Türkiye'nin içerisinde yoğun bir mücadele verdik illerimizde, dağlarında, bayırlarında. Ne kadar çok insanımız vefat etti. Sivil olsun, asker olsun, polis olsun, ekonomik kayıplarımız oldu. Biz bu mücadelenin zaten içerisindeyiz. Hatırlatmak istiyorum, Kuzey Irak'a defalarca biz operasyon yapmadık mı? Mehmetçiğimiz, Bordo Berelilerimiz gidip orada üsler kurdular, hamleler yaptılar, çıktılar, girdiler, çıktılar. Ve bunu yaparken de Irak hükümetinin icazetiyle yaptık biz. Irak hükümetiyle gayet iyi ilişkiler içerisindeydik. Onların kontrol edemediği bu bölgede biz istediğimiz gibi at koşturduk, PKK'yı vurduk, vurduk. Neticede bu mücadele süre gelip devam ediyor. Peki ne doğdu? Bizim Kuzey Irak operasyonlarımız sonucunda orada ne meydana geldi? Kuzey Irak'ta bir Kürt özerk bölgesi değil mi? O kadar operasyon yaptık, mücadele ettik. Bizim mücadelemizin zemininde bir Kürt özerk bölgesi dünyaya geldi. Bir Barzani doğdu orada. Yani pasaport almak için bize yalvaran Talebani, Barzani geldi. O kuzey bölgesindeki özel bir bölgenin üzerine oturduğu başkan oldu. Yani Kuzey Irak operasyonları bize bir Barzani doğurdu. Bir kuzeyde bir Kürt özerk bölgesi doğurdu. Peki şimdi Suriye'de bir Afrin operasyonu yapıyoruz. Mutlaka başarılı olacak. Çünkü PKK zaten kaçıyor ve oralar tamamen kontrolümüze girecek. Peki sonrası ne olacak? Sonrası ne olacak? Zaten Esad'la beraber tam bir uyuşmazlık içerisinde gidiyoruz. Irak'takinin tersine. Rusya'nın icazetiyle hava gücümüzü kullanarak o bölgeye girdik. Tamam. Peki Kuzey Irak'ta Barzani oluştu. Suriye operasyonundan sonra acaba orada ne oluşacak? Hangi Barzani ortaya çıkacak? Kimler orayı kontrol edecek? Biz madem Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, o zaman o bölgede kalmayacağımıza göre kimleri biz oraya bırakarak, kimlere emanet ederek, kimi öne çıkartarak, hangi Barzani'yi oluşturarak, Barzani seninle gurur duyuyoruz diye onu alkışlamadık mı biz? Alkışladık. Aynı oyunların tekrar oynanmakta olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani Türk siyasetinin bu işe çok iyi yaklaşması lazım. Evet, PKK, PYD ezilmelidir, doğrudur. Afrin operasyonu yapılmalıdır ama sonrası karşımıza hangi güç çıkacak? Barzani mi çıkacak? Orada bir Kürt oluşumu mu çıkacak? Ne çıkacak? Bunu iyi irdelememiz gerekiyor. Ve bugün Türkiye bu operasyonu Esad'a düşman olarak yapıyor. Halbuki 2011'de yapılan yanlış, Amerika'nın kışkırtmasıyla biz Suriye'nin içine karıştık. Muhalifleri destekledik, silah verdik, istihbarat desteği verdik ve Suriye bugünkü hale geldi. Biz bu hatadan dönmemiz lazım. Esad'la hemen Türkiye'nin barışması, onun toprak bütünlüğünü muhafaza için ve o toprak bütünlüğü içerisinde terörle etkin mücadele için buna mecburuz. Bugün yine bir noktaya daha geldik. Dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ordunun çok ama çok önemli bir şey olduğunu öğrendik. Değil mi? Ordu çok önemli. Ordu bize lazım. Ordu gözümüzün nuru gibi bakılması, bezenmesi gereken bir yerdir. Donanımlı bir orduya ihtiyacımız var. Bu coğrafya bunu gerektiriyor maalesef. Yani bu coğrafyada varsak ve yaşayacaksak ve canımızı, malımızı, namusumuzu güvende hissedeceksek güçlü bir orduya, donanımlı bir orduya ihtiyacımız var. Ama maalesef son 15 yıla baktığımızda balyoz operasyonlarıyla hırpalanan, zayıflatılan bir ordu var. Ondan sonra Ergenekon operasyonlarıyla, Ay Işığı operasyonlarıyla o kadar çok operasyon yapıldı ki o muazzez peygamber ocağımız, gözümüzün nuru hırpalandı, zayıflatıldı, kanatlandı. Zayıflatıldı, öyle değil mi? Evet, bunu yaşadık, hep beraber yaşadık. Yetmedi, üstüne bir de FETÖ operasyonları geldi. Allah Allah, neymiş ya? Binlerce asker, üçte bir general, şu kadar subay, hepsi dışa atıldı. Ve bu nedir? Bizim ordumuza karşı yapılmış bir operasyondur. Ben hatırlıyorum 28 Şubat günü 1997'de
ordu postmodern bir darbe yaptığı zaman Profesör Haydar Başbey şunu demişti. Bu hareket göreceksiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri bir hamle yaptığını kamuoyu öyle algılıyor ama o diyor ki hayır diyor bu hareket diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak, yok etmek, küçültmek ve zayıflatmak için yapılmış. Ve bugün geldiğimiz noktada bizim milli bir orduya, milli bir teknolojiyle donanmış bir orduya ve milli bir güç unsuru olan bir orduya olan ihtiyacımızı bu operasyon bize gösterdi. Demek ki bizim her an hazırlıklı bir ordumuzun, güçlü bir ordumuzun, dinamik bir ordumuzun olması lazım. Zaten bu milletin asker kaynağı kendisidir. Türk milleti asker bir millettir. Mehmetçik bu milletin bağrından çıkan bir güçtür. Bu kadar büyük bir dinamizm, bu kadar büyük bir inançla ve yaklaşımla birlikte böyle bir orduya sahip olmak mümkündü. Dün Atatürk de bunu gösterdi. Atatürk'ün hayatına baktığınız zaman evet çok zeki, dahiyane bir insan, Ehl-i Beyt soyundan bir insan geldi. Kafasında bir strateji, bir program vardı ve bunu Allah ona nasip etti. Kademe kademe hepsini uyguladı. Bakın askeri öğrenciyken bile orduyu siyasetin dışında tutmak ve son teknolojiye donatmak onun fikriydi. Yani bu İttihat ve Terakki'den kaynaklanan kargaşa sonrasında aman aman orduyu siyasete sokmayalım ve onu donatalım, güçlü bir ordu olsun istiyordu. Salih Bozağ'a yazdığı mektupta şunu diyor, Salihciğim diyor, orduyu ve memleketi kurtarmak için çok fedakarca çalışmak lazım, başka çare yok. Yani o günkü o olumsuz şartlardan çıkmanın yolunu fedakarlıkla orduyu ve memleketi kurtarmak için uğraşmak gerektiğini uyguluyor. Hatta içinde bulunan imkansızlıklara rağmen nutukta şunu söylüyor Mustafa Kemal. Ben ilk defa bu işe başladığım zaman en akıllı ve düşünür geçinen bir takım kişilere bana sordular. Paranız var mıdır? Silahınız var mıdır? Ben de yoktur dedim. O zaman o halde ne yapacaksın diye sordular. Para olacak, ordu olacak ve bu millet bağımsızlığı kurtaracaktır dedim. Yani olmayan şeyleri olur hale getirmek, onun yüreğini ortaya koymak, çabasını ortaya koymak ve bu milletin önünü açmak onun yaptığı en önemli şeydir. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi bugün Atatürk'ü o günde bırakmadan bugüne taşımamız gerekiyor. Biz şu anda 4 aydır her hafta sonu bir ilimizde insanlarımızla buluşup Atatürk ekseninden geleceğe bir projeksiyon yapmaya, bir bakış açısı sağlamaya çalışıyoruz. Bu ülkenin Kuvay Milliye ruhuyla, müdafaa hukuk mantığıyla yeniden bir hamle yapmasının şart olduğu günlerden geçiyoruz. Onun için biz bu ateşi yaktık. Profesör Doktor Haydar Başbey bu ateşi yaktı. Milletin kafasına koyduk, gönlüne koyduk. Bu alakanız onu gösteriyor. Ekranın başında bizi izleyenlerde de bu alaka aynen devam ediyor. O halde değerli kardeşlerim, bugün şu noktaya gelelim. Milli politikalar şart. Kendimize ait politikalar üretmek zorundayız. Planlar ve stratejiler geliştirmek zorundayız. Siyasette millilik esas olmalı. Kendi kararımızı kendimiz vermeliyiz. Atlantik ötesinden, Brüksel'den talimatlarla, Rusya'dan talimatlarla bu iş gitmez. Kendi milli siyasetimizi üretmemiz gerekiyor. Dış politikada Atatürk'ün ortaya koyduğu Ankara merkezli dış politik yaklaşıma ihtiyacımız var. Hani Ankara olarak biz ne düşünüyoruz, ne yapmak istiyoruz, bölgemizde komşularımızla beraber bunu önümüze koymamız gerekiyor. AB olmadan, Avrupa Birliği olmadan, Amerika olmadan, NATO olmadan biz tam bağımsız bir Türkiye siyasetini önümüze koymamız gerekiyor. İç politikada Atatürk ekseninde Müslüman Türk milleti olarak kardeşliğimizi öne çıkarmak, Ehl-i Beyt nefesiyle bir ve beraber olmak ve ayrı gibi sunulan unsurları bir arada tutmak zorundayız. Ekonomide milli bir modele ihtiyaç dedi arkadaşlar, doğrudur. Milli bir modele, iktisat modeline ihtiyacımız var. Bu model Profesör Doktor Haydar Başbey tarafından kitap haline getirildi. Matematiği yazıldı, istatistiği yazıldı. 9 tane uluslararası kongre yapıldı. Yüzlerce bilim alanı üzerine görüş beyan etti. Yetmedi. Siyasi arenada Duma'da Rusya, Putin bunu dinledi. 4 saatlik bir sunumdan sonra bunu hayata geçirme kararı aldı. Ve bakın dikkat edin 2005 yılında milli ekonomi modeli literatüre girdi. Ve ondan sonra Putin dünya lideri seçildi. Dünyada
Batı medyası tarafından dünya lideri seçildi ve Rusya o günkü Rusya değil. Tankını 150 dolara satan Rusya değil. Natasha'ların Karadeniz'de gezdiği günleri hatırlayın. O günkü Rusya değil. Artık ayakları üstüne bakan, basan, bağımsız, ekonomisini düzeltmiş ve ben de dünyada varım diyen bir Rusya var. İşte milli ekonomi modeli böyle bir sihirli değnek. Onu alıyorsunuz, uygulamaya koyduğunuz zaman böyle zirveye çıkıyorsunuz. Milli paralarla ticaret, bu kavram gelişti. Rusya bugün Çin'le ve diğer ülkelerle kendi aralarında dolar dışında kendi paralarını kullanmaya başladılar. Bu Haydar Başbey'in görüşüdür. Bakın bir düşünce, bir fikir anahtar gibidir. 10 tane anahtarla 100 tane anahtarla gidersin, o kapının anahtarı elinde yoksa onu açamazsın. Haydar Başbey bu anahtarı insanlığın eline verdi. Milli ekonomi modeli böyle tılsımlı bir model değerli kardeşlerim. Sosyal devlet projeleri. Eğer biz 2002'den beri Türk siyaseti arasında milli ekonomi modelinin uygulanmasına, sosyal devlet projelerinin uygulanmasına imkan vermiş olsaydık millet olarak bugün terör diye bir meselemiz olmayacaktı. Güneydoğu'daki kardeşimizle, İstanbul'daki, Bursa'daki kardeşimizle herkes cebinde 1000 TL vatandaşlık maaşı, 1500 TL ev hanım maaşı, 5000 TL asgari ücretle paşa paşa yaşayacaktık. Hiç kimseye muhtaç olmayacak. Biz büyük bir yanlış yaptık. Eğitimde millilik şarttır. Tarımda millilik şarttır. Sanayide millilik şarttır. Bunları Atatürk döneminde %150 oranında artırmış ve zirveye çıkarmıştır. Madenlerimiz, kaynaklarımız Türk milletinin malıdır. Toprağın altındaki o zenginlik bizimdir. Biz bunu kullanmak zorundayız. Ama bugün çıkartılan bütün yeraltı kaynaklarının %98'i çıkaran yabancı firmalara, Anatolia Mineras, Rio Tinto, Eldorado Gold gibi Amerikan, Kanada, İngiliz, Fransız firmalarına gidiyor. %2'si bize geliyor. Onun için biz buna dur diyoruz. Buna dur diyoruz. Tıpkı Atatürk'ün dediği gibi. Atatürk'ün yolu bu. Önümüze böyle bir ışık açıyor. Allah rahmet eylesin. Ve bu yolu bugün bize anlatan, tanımlayan ve önümüzde koşan bir lider var. Profesör Doktor Haydar Başbey var. Allah kendisinden razı. Onun için bugün son söz olarak şunu söylüyorum. İlme, irfana, plana, projeye, teze ihtiyacımız var. Karmaşık bir kafa yapımız var. Gönüller karmaşık. Bu şartlarda Afrin'de şu olsa, bu olsa diye düşünmeye gerek yok. Biz kendi içimizden milli bir siyaset, milli bir ekonomi, milli bir politika üretmek zorundayız. Ve bunun adresi de Profesör Doktor Haydar Başbey diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.